Merhabalar. Son zamanlarda Ukrayna-Rusya gerilimi oldukça tırmanmış durumda. Bölgede anlaşmazlıklar uzun süredir devam etse de son aylarda süreç Amerika Birleşik Devletleri-Rusya resleşmesine döndü. Aslında bu duruma az da olsa benzer bir olay yıllar önce meşhur Küba krizi ile yaşanmıştı. Gelin şimdi Küba krizi neydi bir hatırlayalım. ...1959 yılında Fidel Castro Küba'da bir devrim gerçekleştirerek Komünist Parti'nin başına geçti. Bu gelişmeyle Küba, Birleşik Devletler'in kıyılarının tam karşısında komünist bir ülke halini aldı. Soğuk Savaş'ın ortalarıydı ve Birleşik Devletler kontrol altında tutma stratejisine inanıyordu. Dolayısıyla bu gelişmeden hiç hoşlanmadı. 1961'de CIA ve Kennedy yönetimi daha önce Küba'yı terk etmiş olan Kübalı muhalif mültecilere Domuzlar Körfezi'nden Küba'ya girmeleri ve ülkeyi istila etmeleri için destek verdi. Fakat bu düzgün planlanmamış bir çabaydı. Castro'yu def etmek isteyen Kübalı göçmenlere yeterli yardım yapılmadı ve bu büyük bir hataydı. Bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Bu durum Kennedy ile CIA'yı zayıf göstermişti. Bu noktada bu dönemin Soğuk Savaş yıllarına denk geldiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de Moskova'yı rahatsız edecek adımları olduğunu hatırlatmalıyım. Neydi bu adımlar? 1950'lerin sonlarından başlayarak 1962 yıllarına kadar İtalya ve Türkiye'ye yerleştirilen orta menzilli balistik füzeler. Bu ne demekti? Bu füzelerin Sovyetler Birliği'nin önemli nüfuz bölgelerine dakikalar içinde ulaşabilmesiydi. O yıllarda iki ülkenin de kafasındaki düşünce, eğer karşı tarafı daha önce vurur ve misilleme yapmalarına fırsat tanımazsanız bir ihtimal kaçınılmaz karşılıklı imha riskini ortadan kaldırabilirsiniz. Yani kısacası elinizdeki nükleer başlık taşıyabilen füzeleri rakip gördüğünüz ülkenin en yakınına yerleştirerek bir savaş durumunda onlar harekete geçmeden onları vurabilme ve karşılık verme kabiliyetlerini elinden alma çabası. 14 Ekim 1962'de Amerika Birleşik Devletleri meşhur U-2 casus uçaklarını Küba semalarında uçurdu. Bu uçaklardan elde ettiği görüntülerden CIA analistleri Küba'ya Sovyetlerin balistik füze yerleştirdiğini fark etti. 16 Ekim'de durumu öğrenen Kennedy, danışmanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Masada Sovyetlerden füzeleri çekmeyi istemekten tutun, Küba'yı abluk altına almaya kadar farklı fikirler konuşuldu. Fakat Sovyet lideri Kruşev'den böyle bir şey istemek, Kennedy'yi küçük düşürecek bir adım olarak görüldü. Küba'yı abluk altına almak ise bir ülkeye savaş ilanı anlamına da gelirdi. Ayrıca insanlık dışı bir adımdı. Diğer görüşler ise füze silolarını vurmak veya doğrudan Küba'ya savaş açmaktı. Kennedy'ye sunulan genel fikir ise doğrudan Küba'yı işgal etmekti. Böylelikle hem güçlü görünecek hem de böyle bir durumu kabul etmeyeceğinin mesajını net bir şekilde vermiş olacaktı. Fakat Kennedy bu şekilde düşünmüyordu. Çünkü bu gelişme karşısında Sovyetlerin durumu kabullenmek yerine misilleme yapabileceği ihtimalini güçlü buluyordu. Bu misilleme ise büyük bir ihtimal Avrupa, hatta Berlin'e yönelik olurdu. Yani Küba'dan füzeleri çıkartalım derken Avrupa'da ciddi kayıp vermek hata olur kanısındaydı. Süreç devam ederken Amerika Birleşik Devletleri yüksek teyakkuza geçti. Hava, kara ve deniz kuvvetleri acil müdahaleye hazır hale getirildi. Bu adımların öncesinde 18 Ekim'de Kennedy, Sovyetlerin Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Kennedy, silahların bir saldırı silahı olduğu, Dışişleri Bakanı ise bu silahların sadece savunmaya yönelik olduğunu iddia ediyordu. Peki gerçek neydi? Savunma silahları genellikle karadan havaya olurken, bu silahlar karadan havaya veya karadan karaya atış yapabiliyordu. 22'sinde Kennedy bir demeç verdi. Demeç'te özetle Küba'ya gelen gemilere yönelik kısmi bir ambargo uygulanacağını duyurmuştu. Bu ambargo askeri malzemelere yönelik yapılacak ve hangi limandan geldiği fark etmeksizin silah bulunması durumunda geri çevrilecekti. 24 Ekim'de Sovyet lider Kruşev'den bir telgraf Kennedy'ye ulaşır. Telgrafta özetle Sovyetler Birliği'nin bu ablukayı keyfi bir uygulama olarak gördüğü ve saldırı fiili olarak değerlendirdiği, bu girişimi engellemek için bölgeye gemilerini yolladığı yazıyordu. Kısaca üstü kapalı, sen İtalya ve Türkiye'ye füze yerleştirirken ne cüretle benim işime karışıyorsun diyordu. Bu süreçte diğer ülkelerde tarafını seçip o ülkeye hak veren beyanatlar veriyordu. İki ülke arasında
tansiyon artıyordu. 25 Ekim'de Kennedy cevap verdi. Yine özetle bu silahların saldırı amaçlı silahlar olduğu ve kendisinin verdiği tepkinin yerinde olduğu yönündeydi. Aynı gün ambargo başlatıldı ve Sovyetlerden gelen 14 adet gemi geri çevrildi. 26 Ekim'de Kruşev ilk teklifini Kennedy'ye iletir. Eğer Kennedy ve Birleşik Devletler Küba'ya karşı bir girişimde bulunmayacağının ve oluşabilecek girişimlerin, yani muhalif mültecilerin yeni bir kalkışma hareketi durumunda önüne geçeceğinin güvencesini vermesi durumunda Castro da barıştan yana olabilir ve ABD'nin füzeler ile ilgili sorununun ortadan kalkacağını belirtir. Ertesi gün, yani 27 Ekim'de Khrushchev ülkesel bir yayındaki konuşmasında tavrını tamamen değiştirerek teklifine yeni bir şart daha ekler. O da ancak Türkiye ve İtalya'daki füzelerin kalkması durumunda Küba'daki füzeleri çekeceğiydi. Aynı gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir U-2 casus uçağı da Küba üzerindeyken vurulur. İşler iyiden iyiye ciddileşmiştir ve orduların eli tetiktedir. ABD bu gelişmeyi savaşa girmek için bir sebep olarak görmez, fakat tekrarlanması durumunda savaşa girmek için bir gerekçe olarak değerlendirir. Kennedy ikinci şartı duymamış gibi yaparak ilk teklifi kabul ettiğini Khrushchev'e bildirir. Fakat resmi olmayan kanallardan ikinci şartı da kabul ettiğini iletir. Yani hem Castro'yu devirmeyeceğini hem de İtalya ve Türkiye'deki füzeleri çekeceğini söyler. Bu noktada belirtmemiz gereken bir bilgi var. Sovyetlerin bilmediği bir şey vardı. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin İtalya ve Türkiye'deki füzelerin büyük bir kısmını eskimiş ve dömede olarak görmesiydi. Ve denizaltılardan atılan Polaris füzelerini geliştirmiş olmalarıydı. Polaris füzeleri sayesinde denizden düşmana mümkün olan en yakın konumdan atış yapabilirdi zaten. Hatta diğerlerine göre daha güvenliydi. Çünkü bulunmaları daha zordu. Birleşik Devletler ile Sovyetler bir şekilde anlaştı. Fakat bu iki tarafı içinde gizli kaldı. Çünkü iki taraf da zayıf görünmek istemedi. Nihayetinde 28 Ekim'de anlaşma gerçekleşti. Bu işin sonunda kazanan Fidel Castro oldu. Günün sonunda dünya uçurumun kenarından döndü.